Mehtaplı bir gece. Yüksek ve üzerinde yer yer otlar fışkıran bir duvara dayanıp, yarı kapalı gözlerini yukarı kaldırınca etrafı alacakaranlığın çökmüş olduğunu gördü. Gideceği yere yaklaşmış biri gibi derin bir nefes aldı. Önünde üzerinden demir yola geçen bir köprü vardı. Bunun altına doğru duvarlara tutunarak yürüdü. Ayakları titriyor ve göğsü müthiş hırıltılar çıkararak inip kalkıyordu. Buracıkta ölebilirim diye düşündü. Fakat sanki onda bu ümidin bir anda fazla yaşamasını istemiyorlarmış gibi karşı taraftan. Ellerinde çıkınlarıyla birkaç adam göründü. Hızlı hızlı konuşarak yanından geçip gittiler. Tam arkasından gelen tek atlı bir araba bozuk kaldırımlarda hoplayarak süratle ilerideki yola daldı. Burası da tenha değildi. Buradan da gelip geçenler vardı. Sağda, solda yükselen kalın ve harap duvarlar onu insan gözlerinden saklayamayacaklardı. Daha tenha ve kimsenin onu rahatsız etmeyeceği, kendisini de kimseyi rahatsız etmeyeceği bir yer bulması lazımdı. Çıplak ayaklarına geçirdiği tabanları, delik pabuçları ağır birer zincir gibi sürüyerek ve öksürdükçe yırtılır gibi acıyan göğsünü eliyle bastırarak ilerlemeye başladı. 3 günden beri tamamen açtı ve belki 3 aydır doyuncaya kadar yemek yememişti. Açlık aklına gelince bir eliyle adeta okşar gibi karnını yakaladı. Sonra yer yer çatlamış dudakları gerilerek yüzünü tebessüme benzeyen korkunç bir ifade kapladı. Karnındaki kıvrandırıcı ağrılar dün akşamdan beri kesilmişti. Şimdi onun yerinde tam bir hissizlik ve biraz da bulantı vardı. Demiryolu köprüsünün altından geçtikten sonra karanlık bir sokağa daldı. İki tarafta ahşap evler ve sokaklarda tek tük çocuklar ve kediler vardı. Bazı pencerelerin arkasından kadın bağırışları, küfürler, çocuk ağlamaları geliyordu. Yer yer çirkef çukurlarıyla örtülü olan yolda birkaç adımda bir durarak ilerledi. Biraz daha. Ondan sonra tenha bir köşe. İnsansız bir yer herhalde gelecekti. Birkaç takınyalı kız ellerinde su tenekeleri ile geçerlerken durup ona baktılar. Yürüyüşünü hızlandırmak isteyince bir öksürük nöbetine tutuldu. Göğsünde tel fırçalar dolaşıyormuş gibi kıvranıyordu. Nihayet kapısı kapalı bir evin eşiğine çöküverdi. Öksürük nöbeti geçtikten sonra yaşaran gözlerini önüne dikti. Ayaklarının arasında patlıcan ve soğan kabukları ile 2 ayaşık kemiği vardı. Bir aralık bunlar kayboldular ve o tükenmez bir yolda giden bir adamı durup durup arkasına baktıran bir hisle, bir anda ve hızla hafızasında geriye doğru kaydı. Memleketinden ayrılalı 5 seneye geçmişti. Çocuk denilecek bir yaşta gurbete atılmış, her türlü işe girmiş ve birçok şeyler öğrenmişti. Son senelerde bir küçük fabrikada motorcu yamaklığı yapıyordu. Hastalığı oradayken başladı. Daha doğrusu küçükten beri zaman zaman kendisini yoklayan nefes darlığı bu fabrikanın havasız küçük motor dairesinde boğucu bir illet haline geldi. Bir müddet her şeye rağmen dayanmaya çalıştı. Baş aşağı giden bir ceryana bir kere yakasını kaptırdıktan sonra kurtuluş olmadığını seziyordu. Fakat günden güne artan bir halsizlik ve göğsünün içinde zaman zaman diken demetleri gibi dolaşıp gözleri kanlanıncaya kadar onu kıvrandıran öksürük nöbetleri mütemadiyen arttı ve şiddetlendi. Yara haline gelen nefes boruları motor dairesinin rutubetli, boğucu havasını içeri alırken bile sızlamaya başladı. Bir gün sabahleyin uyandığı zaman yerinden kımıldayamayacak halde olduğunu gördü. Birkaç gün aç açına yattıktan sonra güç halde doğrulup fabrikaya gidince onu içeri bile almadılar. Aylardan beri korktuğu yuvarlanış başladı. Bir hafta kadar cebindeki 5-10 kuruş idare etti. Sonra tekrar birkaç gün açlık. Memleketten gelip şehirde yerleşmiş, oldukça hali vakti yerinde bir dayısı vardı. Onu aradı ve korka korka evin 2 kanatlı kapısını çaldı. Buna birkaç gün için taşlığın bir kenarında yatacak yer verdiler ve önüne birkaç lokma koydular. Fakat burada da dayısının çocuklarından rahat yoktu. En büyüğü 12 yaşında olan bu 5 oğlan bir türlü sebebini anlayamadığı bir zulüm ihtiyacıyla onu canından bezdiriyorlar
Uyurken başına su döküyorlar, hatta bazen öksürük nöbetiyle sarsılırken uzun uzun değneklerle suratını ve vücudunu dürtüyorlardı. Çeleplikten epeyce para kazanan ve eve geç vakit gelip erkenden giden dayısı, onun bir kere bile halini sormamıştı. Yanından geçerken anlaşılmaz bir şeyler homurdanıyor ve gözlerini hastanın üzerinde bir an tuttuktan sonra yoluna devam ediyordu. Bir sabah erkenden sokağa çıkıyordu. Yeğeninin önünde biraz durdu sonra. 3 haftadır burada yatıyorsun. Bunun sonu yok. Git devletin bir hastanesine başvur diyerek yoluna devam etti. Hemen o gün kendisine kapı dışarı ettiler. Akşama kadar birkaç hastane dolaştı ve her birinin kapısından daha yorgun, daha ümitsiz ayrıldı. Bir müddet de hemşehrilerine yük oldu. Her biri kendisi kadar fakir olan bu adamlar ona ellerinden gelen yardımı yapmaya uğraştılar. Bu da birkaç haftadan fazla sürmedi. Yeniden bir dolaşma başladı. Bir türlü bitmeyen ve nereye varacağı belli olmayan bu yolculuklar belki hastalıktan da beterdi. Dolaba koşulmuş bir hayvan gibi aynı caddeden bir günde 15 defa geçtiği oluyordu. Bazen dileniyor, bazen polislerden kaçmak için koşuyor ve tenha bir köşede öksürük hamleleriyle yerlere yuvarlanıyor. Bazen de sokaklardan ve mahalle aralarındaki çöp tenekelerinden ekmek parçası ve meyve kabukları toplamaya uğraşıyordu. Hastalığı bu işte bile onun ellerini bağlayan bir engeldi. Çöp yığınlarının başına üşüşen 8-10 yaşlarındaki çocuklar onu kolayca bir kenara itiyorlar. Hatta kendisinin bulduğu bir şeyi bile kolayca elinden alıveriyorlardı. Ekşi ve yapışkan kokular neşreden bu yığınları karıştırırken eline geçen bir kavun kabuğunu, üzerinde birkaç çürük üzüm tanesi bulunan bir salkımı veya henüz içinde yağ bulaşığı görünen bir sardalya kutusunu yırtık gömleğin altına telaş ve korku ile saklıyor, bir köşeye çekilip etrafında sinekler gibi dolaşan aç çocuklara kaptırmadan, elleri titreyerek yemeye, sıyırmaya çalışıyordu. Fakat 3 günden beri bunu da yapamıyordu. Midesi kim bilir nasıl bir istina ile kendisine gönderilen bu çeşitli maddeleri hemen dışarı yolluyor, hiçbir şey, hatta su bile istemiyordu. O zaman derhal her şeyi anlar gibi oldu. Bu hal sonun yaklaştığına alametti. Artık ölmekten başka yapılacak şey kalmamıştı. Bunu gayet sakin karşılıyor, mümkün olduğu kadar sıkıntısız bir şekilde bu dünyayı bırakıp gitmek istiyordu. Garip bir his ona midesinin isyanına rağmen açlıktan değil, asıl hastalığından, göğsünden öleceğini söylüyordu. Bunun için kanını hemen hemen unutmuş gibiydi. İlk günlerde kaburgaların aşağısına doğru yayılan ince ince sızlar ve ezilmeler artık tamamen durmuştu. Şimdi sade göğsü, öksürüğü ve hassizliği vardı her adımda. Canının biraz daha azaldığını sanıyor. Ağzından kesik darbeler halinde çıkan nefesini parça parça dışarı fırlayıp havada kaybolan ruhunu görmek ister gibi sabit bakışlarla araştırıyordu. Dermansızlığı arttıkça ölecek tenha bir yer aramak ihtiyacı da çoğaldı. Bir tek korkusu vardı. Kalabalık bir yerde, mesela bir sokak köşesinde düşüverirse başına üşüşürler, ifade almaya, itip kakalamaya götürmeye kalkarlar. Onu rahat can vermeye bırakmazlardı. Can çekişirken hırpalanmaktan ödü kopuyordu. Kendisine herhangi bir şekilde yardım edilip kurtarılabileceği düşüncesi kafasından o kadar uzaktı. Ve dünyada kendisiyle meşgul olabilecek bir insan bulunabileceği ihtimali ona öyle yabancıydı ki. Bu bitip tükenmez yürüyüşte onun kütleşen sinirlerini ne bir ümit ne de bir hiddet kıvılcımı harekete getirebiliyordu. Hayatında yalnızlıktan başka bir şey görmediği için müthiş yalnızlığının farkında bile değildi. Etrafından gelip geçenlere, herhangi ecnebi bir maddeye, bir duvara, bir ağaca, bir köpeğe bakar gibi düz, alakasız, belki biraz çekingen nazarlar fırlatıyordu. Ölüm ona hiçbir zaman fevkalade bir şey gibi görünmemişti. Etrafında küçükten beri en çok gördüğü şey ölümdü. Yalnız ölümün bir şekli vardı ki düşündükçe tüylerini ürpertiyordu. Köyde ölen sığırlara, atlara ve diğer hayvanlara gündüz kargaların ve gece çakalların nasıl üşüştüklerini ve ertesi gün
o leşten nasıl birkaç parça kırmızı renkli kemikten ve birkaç tutam kıldan başka bir şey kalmadığını çok görmüştü. Farkında olmadan şimdi onu bu korku avucuna almış bulunuyordu. Kim olduklarını, ne olduklarını bilmediği ve kendisine bir çakal veya bir karga kadar yabancı bulduğu bu adamların ihtimal onu aynı şekilde dideceğini, tanınmaz hale sokacağını sanıyordu. Oturduğu kapının önünden kalktığı zaman adam akıllı gece olmuş ve evlerin alt kısımlarını karanlık sarmıştı. Biraz daha yukarılarda çatılara doğru gitgide açılan bir aydınlık vardı. Birkaç adım attı. Evlerden birinden bir ut sesi, birkaç sokak öteden sarhoş naraları ile köpek havlamaları geliyordu. Başı önünde yürüdü. Karşısına tekrar yüksek bir sur çıktı. Onun kenarını takip ederek 15-20 adım daha gidince önü birdenbire açıldı. Alnından birisi dürtmüş gibi durakladı. Başını kaldırıp ileriye doğru bakınca önünde birkaç adım ileride alabildiğini uzanan ve ayın ışıkları altında hafif hafif şıpırdayan denizi gördü. Bu gece harikulade güzel bir geceydi. Her zamankinin iki misli kadar büyük görünen ay yerinden fırlamış toprağa ve denize adam akıllı yaklaşmış gibiydi. Duvar harabelerinin ve çöp yığınlarının üzerinde fışkıran arsız nebatlar bir masal bahçesinin çiçekleri gibi nazlı nazlı sallanıyorlardı. Sahili ara sıra yalayan dalgaların ıslattığı yosunlu çakıllar, türlü renk oyunları yapan kıymetli taşlar gibiydi. Her şeyde yarı sarhoş, yarı baygın bir hal vardı. Her şeyden bu sessizliğe ve baygınlığa rağmen oluk oluk hayat fışkırıyordu. Gözlerini bir müddet denize, bir müddet aya dikti ve sonra birdenbire içine bir sızının kapladığını, ölmek istemediğini anladı. İşte burası sessiz ve kimsesizdi. Bir köşeye arkası üstü uzanır ve gözlerini tepedeki soluk yıldızlara dikerek gelecek anı bekleyebilirdi. Buna rağmen sızlayan göğsünün derin ve hayat dolu bir nefes almak için kabarmak istediğini fark etti. Gözleri yaşarmıştı. Hayatında hiç başına gelmeyen bu hal ona hayret verdi. Daha fazla düşünmeye vakit kalmadan göğsünü kaplayan bir öksürük onu birkaç dakika kıvrandırdı. Giderken de garip ve o zamana kadar alışmadığı bir hüzün bıraktı. Öleceğine olan kanaati sarsılmamıştı fakat bu ona yarın bir şey gibi geliyordu. Etrafında bir eksiklik vardı. Düşünmeye çalıştı. Kafasından sis halinde bir takım şekiller geçtiler. Kimisini köyüne, kimisini anasına benzetmek istedi fakat hiçbir şeyi tamamıyla seçemedi. Yavaşça bir taşın üzerine oturdu. Ne kadar sonra olduğunu pek bilmiyordu. Biraz ilerisinde bir cisim harekete geçti. Eskiden beri orada mıydı? Yoksa yavaş yavaş mı sokulmuştu? Bunu düşüneyim derken ince bir kadın vücudu ona doğru yaklaştı. Bir adım ilerisinde durarak gözlerini erkeğin yüzüne dikti. Erkek başını kaldırınca her şeyden evvel karşısındakinin gözleriyle karşılaştı. Renkleri belli olmayan fakat acayip bir ışıkla parlayan bu küçük noktacıklar vücudu üzerinde ağır ağır dolaşıyorlardı. Kadın mehtabı arkasına aldığı için yüzü karanlıkta kalmıştı. Gölgesi erkeğin dizinin yanına düşüyordu. İri elleri incecik kolların ucunda ağır bir cisim dallanıyordu. Çıplak ayaklarında atkıları bağlanmamış ve topukları kırık iskarpinler, sırtında rengi belli olmayan yalnız göğsü kirden ve lekelerden koyulaşan kısa bir entari vardı. Kadın bir adım daha attı, erkeğin yanına oturdu ve kaşlarını manalı olmak isteyen bir şekilde kaldırarak yüzünü yanındakine çevirdi. Erkek şimdi ay ışığının tamamıyla aydınlattığı bu yüze hayretle baktı. Bu esmer ve yağlı çehrede çiçek belki en korkunç tahribatını yapmıştı. Derin çukurlar yer yer birleşmişler ve geniş sahalara kaplamışlardı. Dudakları ince ve beyaz iki çizgi halinde geriliyor ve yüzündeki çukurlara birçok da kırışıklar ilave eden yılışık ve yalancı bir gülüş gözlerinin altına kadar uzanıyordu. Kesik ve yorgun nefes alan ve bulunduğu yerde yıkılıp kalmak için elleriyle iki tarafını tutan hasta adam kadının bu gülüşüyle ürperdi. Etrafındaki bütün çirkinliklere, bütün kirlere
Görmüş bir örtü örten ve her şeyi bir an için güzelleştiren ay, bu çiçek bozuğu yüzü bir kat daha iğrenç yapıyordu. Yalnız bir şey biraz tuhaftı. Yaşının kaç olduğunu tahmin edilmesine imkanı olmayan bu kadının koyu siyah gözleri en genç parıltılarla hareket ediyor ve insanın üzerinde duruyordu. Bunların derinlerindeki yüzdeki korkunç tebessümle tam bir tezat teşkil eden bir hüzün saklı gibiydi. Kadın biraz daha sokularak konuşsana dedi ve bunu çatlak bir ses ve apaçık bir köylü şivesiyle söyledi. O zaman biraz kendine gelmeye çalışan delikanlı dinlene dinlene sen nerelisin diye sordu. Ne diyeceksin? Hiç, gel biraz şöyle gidelim. Ne diye? Kadın fevkalade bir tabirlikle. Burası pek ortalık ya, gören olur dedi. Bir an için parlamış olan alakası hemen sönen erkek ters bir omuz sekmesiyle homurdandı. Hadi sen işine gitsene. Kadın bu hakareti duymamış gibi güldü, bacak bacak üstüne atarak pişkin bir edayla. Meteliksiz misin? Dedi ve sağ elini baş ve şehadet parmaklarıyla para işaret etti. Erkeğin yüzünde gülümsemeye benzeyen bir ifade dolaştı. Öteki elini hastanın omzuna koyarak 15 kurşun da mı yok? Dedi. Sonra bu miktarın azlığını mazur göstermek ister gibi ilave etti. Biz alçak gönüllüyüz. Erkek boğuk bir sesle hadi git be dedi ve eliyle şiddetli bir hareket yaptı. Fakat bu onu derhal eskilerinden daha berbat bir öksürük nöbetin içine fırlattı. Yerinden hopluyor iki kat oluyor, dışarı fırlayan gözlerini yardım ister gibi etrafındaki eşyayı çeviriyordu. Kadının orada bulunduğunu unutmuş gibiydi. Belki 5 dakika kadar süren bu nöbetten sonra biraz evvel oturduğu taşın dibine yığılıverdi. Gözleri donuklaşmış, yüzü manasız ve sarkık bir hal almış, dudaklarının kenarında kanlı köpükler belirmişti. Bu müddet zarfında ayakta ve kararsız bekleyen kadın yavaşça eğildi. Amanın dedi, sen hastaymışsın ya. Genç adamın ifadesiz gözleri bir müddet karşısındakinin üzerinde kaldı. Sonra başı yavaşça önüne düştü. Kadın dizleri üzerine çökerek neyin var ne diye önceden diyivermedin diye mırıldandı. Kalk, seni şuraya götüreyim, biraz uzanıp yatarsın. Sonra daha yavaş bir sesle ve başını sallayarak ilave etti. Herhalde açsın da. Hasta hiçbir şey söylemeden çok güç bir iş yapıyormuş gibi başını doğrulttu. Gözleri karşılaşınca birdenbire yüzünü sükunete benzeyen bir ifade kapladı. Bir müddet evvel kadının gözlerinde görür gibi olduğu hüzün şimdi onun esmer ve çiçek bozuğu yüzünü ince ve renksiz dudaklarında sarmıştı. Yerinden kımıldamaya çalıştı. Kadın onu kolundan tuttu. Uzak değil, şuracıkta dedi. 5-10 adım yürüdüler. Önlerine yanmış bir evin 4 duvarı geldi. Boş bir delikten ibaret olan kapının 2 ayak merdivenini çıkarak içeri girdiler. Üstü açık olan ve etrafındaki kocaman taş pencerelerden deniz görünen bu duvar harabelerinin bir köşesine 1 metre kadar yükseklikte bir çuval gerilmişti. Onun altında bir küçük testi, örtüye benzeyen bir paçavra yığını ve bir miktar otun üzerine serilmiş yer yer yırtık bir keçe vardı. Duvarın taşları arasına sokulmuş bir tahtada ezik bir sepet asılı duruyordu. Kadın hastayı keçenin üzerine arkası üstü yatırdı. Sepeti duvardan alarak içinden birkaç kuru ekmek parçası çıkardı ve ''Ye bakalım'' dedi. Erkek kaşlarını kaldırdı. Kadın sordu ''Kaç günden beri bir şey yemedin?'' Erkek parmaklarıyla ''Üç'' diye gösterdi. ''Dur öyleyse, sana sıcak bir şey kaynatayım.'' Duvarın mukabil köşesine giderek yongalarla bir ateş yaktı. Kapaksız ve eğri, büğrü bir çaydanlıkta biraz su kaynattı. Sonra sepetin içine uzun müddet karıştırıp bulduğu 3 tane şekeri bir buz suya atarak karıştırdı ve hazırladığı şekerli sıcak suyu yudum yudum genç adama içirdi. Göğsünden aşağı yavaşça inen bu kaynar mayi onun kaburgalar arasındaki yaraları sanki yakıyor ve hiç arkası kesilmeyen batmalar her yudumda bir miktar azalıyordu. Bunu içtikten sonra yavaşça arkası üstü kaydı, olduğu yere uzandı. Kımıldadıkça altındaki otlar hışırdıyordu. Kadın bir kenarda duran paçavraları onun başının altına doğru sürdü. Genç adam bir müddet gözleri kapalı bir halde kaldıktan sonra kendinden geçer gibi oldu. Fakat birdenbire göğsünde yanmalar ve gırtlağını parçalayan öksürüklerle yerinden fırladı. Kadın onun çırpınan kollarını tutmaya çalışıyor. Şaşkın gözlerle etrafına bakınıyor ve mütemadiyen ''Amanın ya Rabbim ne yapsak ki?'' diye söyleniyordu.
Sabaha kadar bu şekilde birçok kere nöbetler tekrarladı. Her defasında kadın onun savrulan başını yakalıyor, eliyle terli alnını siliyor, hala ılıklığını muhafaza eden şekerli sudan birkaç yudum içiriyor. Ve sonra nöbet geçince başını yavaşça paçavraların üzerine koyuyordu. Ay her şeyi yalancı bir güzelliğe bürüyen, örtüsünü sürerek garp tarafındaki sırtlara yaklaşıyor ve karşılarındaki dağların tepeleri hafif pembe bir ışığa gömülüyordu. Genç hasta uzun zamandan beri arka üstü yatarak gökyüzünde gitgide solan ve hala sallanır gibi kımıldayan yıldızları boş gözlerle seyretmiş ve tekrar boğazına sarılacak bir nöbeti korkuyla beklemişti. Nihayet bu beklemeden usanmış gibi gözlerini yumdu ve müthiş bir yorgunluğun tesiriyle içi geçer gibi oldu. Fakat bir müddet sonra garip bir hisle kendine geldi. Evvela gözlerini açmayarak bunun ne olduğunu anlamak istedi. Yüzüne kısa aralıklarla damlalar düşüyordu. Hafifçe gözlerini araladı. Bütün vücuduna o zamana kadar bilmediği tatlı bir ürperme yayıldı. Alacakaranlıkta yüzü pek belli olmayan kadın üzerine eğilmiş, ses çıkarmadan ağlıyor, yalnız ara sıra göğsünde boğmak istediği bir hıçkırıkla sarsılıyordu. Genç adam başın üst tarafında bir insan kalbinin hızla çarptığını duydu. Gözlerini büsbütün açarak yukarıya baktı. Kadının esmer, yağlı ve çiçek bozuğu yüzü ona öpülecek kadar güzel geldi. Bu yüzde şimdiye kadar hiçbir insanda rastlamadığı bir alakanın izleri, bir kardeş, bir ana, bir sevgili alakasının ifadesi vardı. Hiç tanımadığı, ne olduğunu, kim olduğunu bilmediği bir insanın üzerine eğilerek böyle perişan, böyle acı gözyaşları dökebilen bu kadın ona harikulade bir mahluk gibi görünüyordu. Gözleri birbirine rastlayınca kadınınkiler gülümser gibi oldu. Fakat bunun arkasında yine o her zamanki genç ve mahzun ifade vardı. Erkek sebebini anlayamadığı bir gevşekliğe düştüğünü hissetti elleriyle. Kadının kemikli, iri ve sert parmaklarını tuttu. Göğsüne doğru çekti. Gözlerini kapayarak hala yüzüne damlayan sıcak yaşların altında belki senelerden beri ilk defa olarak sakin ve tatlı bir uykuya daldı.